Merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde çekme çubukların renklerini anlatacağız. Çelik yapıları imal ettiğimizde kullandığımız profiller yaparak sınırlı boylarda üretilirler. Bunlar 6 ve 12 metre olacak şekilde imal edilirler. Fakat bir çelik yapıda, örneğin bir kafes girişi düşündüğüm zaman, kafes girişin alt başlık kısmındaki çekme çubuğumuzun boyu daha uzun. Ne yapmam lazım? Bir ek yaparak boyunu uzatmam lazım. Veya elimizdeki mevcut profilimizin boyu kısa geldi. Ne yapacağız? Yine ek vererek uzatacağız. Zaten bu şekilde de bunu rahat bir şekilde görmekteyiz. Ek yapılacağı zaman bu taraftan gelen profilimiz var. Şuradaki şekle dikkat etsem 2 adet L profilinden oluşturulmuş. Bu profilin boyunu uzatmak istiyorum. Ne yapıyorum? Aynı profilden getiriyorum ve başlık kısmına bir levha bırakılmış. Bir de şu araya yine bir levha bırakılarak birleşim yapılmıştır. Ekleme işini böyle yapıyoruz. Birleşim işinde ise ne kullanıyoruz? Bulon, perçin, kaynak kullanılabilir. Fakat perçin pek fazla kullanılmamaktadır günümüzde. Şu an nedir? Bulon veya kaynak en fazla kullanılandır. Hesaplamalarımızda bir ana profil bir de ek parçalar olarak alıyoruz. Ana profil dediğimiz zaman asır çekme çubuğumuzdur. Yani şuradaki L profilimizdir. Ek parça dediğimiz zaman ise sadece eklemede kullandığımız parçalardır. Yani şuradaki levhalar nedir? Ek parçalar olarak adlandırılır. Bulonlu veya kaynaklı yapılmasına göre dikkat etmemiz gereken bazı hususlar da vardır. Onları da konumuz ilerledikçe açıklayacağız. Evet, bulonlu perçinli eklerimiz. Bu tip birleşimlerde bulonlar için ne yapılmaktadır? Yuvalar, delikler açılmaktadır. Tabi bu delikler açıldığı zaman da hem ana profilde hem de ek parçalarda ne olacaktır? Bir zayiat meydana gelecektir. Hesaplamalar yaparken net alanı dikkate alacağız. Ayrıca bir de şuna dikkat edeceğiz. Gövde ve başlıkta atılacak bulonları şaşırtmalı olarak atacağız. Yani eğer gövdedekileri şu kesitte baktığım zaman buradan attıysam ne yapacağım? Bundan E bölü 2 mesafe olarak alıp başlıktakini de buradan atacağız. Yani şuradan bir eksen çizdiğimde şu ikisi arasındaki mesafe E bölü 2 kadar olarak şaşırtmalı olarak atılır. Böylece ne olur? Bir kesit aldığın zaman gövdede ve başlıkta aynı anda zayiat meydana gelmez. Böylece zayiatın etkisi bir miktar azaltılmış olur. Hesaplamayı yaptığımız zaman sadece şöyle tek bir taraf için hesaplama yaparız. Bu kaynak için de böyledir, bulonlu birleşim için de böyledir. Buradan gerekli bulon sayısını falan buluruz. Aynısını burada simetrik olarak aktarırız. Hesaplamalarda bulon sayısına geçmeden önce mutlaka 2 adet şartımız vardır. Bu şartın sağlanması şarttır, gereklidir. Eğer bu iki şartı sağlamıyorsa zaten bulon hesaplamasını yapmayız. Birinci şartımız nedir? Şurada kullanmış olduğumuz ek parçalar. Bakın 1, 2, 3. Bir tane başlıkta, iki tane de gövdede ek parçamız var. Buradaki ek parçaların toplam net alanı şuradaki ana profilimiz. Burada yarım I profili var. Bu yarım I profilinin net alanından küçük olmamalı. Yani büyük veya eşit olmalıdır. Zaten ek parçaların net alanı buradaki ana profilimizin net alanından küçük olursa ne olacaktır? Ana profilden gelen yükü rahat bir şekilde aktaramayacaktır. Kesit azaldığı için burada dayanamayacak ve hasar oluşacaktır. Bu sebeple ek parçaların net alanı en az ana profilin net alanı kadar olmalıdır. Hiçbir zaman az olamaz. Büyük veya eşit olacak. İkincisine geldiğimiz zamansa ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi hangi açıdan önemlidir? Ana profilimizin burada nedir? Çekme kuvveti vardır. Çekme kuvveti, eksenel kuvvetin nereden etkilediğini kabul ederiz? Ağırlık merkezinden, eksenel yükümüz. Eğer burada ana profilin ağırlık merkezi ile şuradaki ek parçaların ağırlık merkezi çakışmaz ise ne olacaktır? O zaman hesapta olmayan ek gerilmeler meydana gelecektir. Bunu da hiçbir zaman istemeyiz. Çünkü neden? Biz onu hesaba katmadığımız için yapı yapıldıktan sonra hesaba katılmayan bu gerilmeler
Bu sefer hasara meydan olur. Hasara sebep olacaktır. Ağırlık merkezlerinin en fazla 3 mm kadar farkına müsaade edebiliriz. Bu iki şartı sağladıktan sonra artık bulon hesaplamasına geçeriz. Bulon hesaplamasını yaptığımız zaman birinci olarak sistemin tamamı için, yani buradaki P yükünü rahat bir şekilde aktarması için gerekli olan bulon sayısını hesaplarız. Bunu bulduktan sonra başlarız ek parçalara. Ek parçalar için de neden hesap yapıyoruz? Özellikle şuradaki bulonların yerleşiminden dolayı. Mesela diyelim ki burada neden başlanmış? Gövdedekinden başlanmış. Örneğin ben şurada başlıktan atmaya başlasaydım şuraya atacaktık. Buraya iki tane gelecekti. Bir de bu kısma başlığı atmış olacaktık. Bu sefer başlık kısmındaki bulonumuz daha fazla olacaktı. Gövdedeki az olacaktı. İşte acaba gövdedeki ek parçaların yükü alıp aktarabilmesi için bu bulon sayısı yeterli midir? Başlıkta bulunan ek parçaların kendisine gelen yükü alıp aktarmak için bulon sayısı yeterli midir? Bunlar için ne yapıyoruz? Bunlar için de bir de ek parçaların hesaplamasına geçiyoruz. Ek parçaların hesaplamasına geçtiğimiz zaman her parçayı kendi başına bağımsız olarak hesaplayacağız. Mesela başlıktakine geldiğim zaman şöyle baktığımda başlık ana profille şuralarda etkileşiyor. Yani buralar nedir? Tek tesirli bulonumuz vardır. T minimum değerini belirlerken şu ikisini belirleriz. Başlık kalınlığı artı başlıktaki levhanın kalınlığını kıyaslarız. Buradaki parça için. Şuraya geldiğim zaman normalde bakın burada ne olacaktır? Çift tesirlidir. Yani normal bir bulon hesabı yaptığım zaman hiç şu başlığı dikkate almasam ne olacak? Burada çift tesirli bulon hesabı yaparım. Fakat ek parçayı hesaplayacağım zaman ne yapacağım? Ek parçanın hesaplamasına bakacağım. Şuradaki parçayı dikkate alırsam bu parçanın etkileşimine göre ana profilden şuralardan kesmeye çalışacaktır bulonumuzu. Yani iki tane ne vardır? Burada tek tesirli bulonumuz vardır. Tabii kesitte gelen iki tanedir. Yalnız sisteme baktığım zaman 1, 2, 3, 4 tane bulonumuz mevcuttur. Yani kesit ve şuradaki görünüşü mutlaka ortak olarak değerlendirmemiz lazım. Ek parçaların hesaplamasını yaparken her parça net alanıyla orantılı olarak belli bir miktar yük karşılar. İlk başta P yükünü belirleriz. Acaba bu parçaya gelen yük ne kadardır? Yani bu ne kadar yükü karşılayacaktır? İlk başta bunu hesaplarız. Ondan sonra normal bulon hesaplaması yaparız ve bulon sayısını bulup kıyaslamamızı yaparız. Bir de şunu da belirteyim. Sistemin tamamı için dedik ki hesaplama yaparız. İlk baştaki bulon hesaplamasında. Sistemin tamamı için hesaplama yaptığımız zaman bakın sistemi bir bütün olarak ele aldığımda nedir? Bulon hesaplamasını yaptığımda ya tek tesirli ya çift tesirli olarak hesap yapacağız. Bunun için sistemin tamamına bir bakacağım. Başlık kısmında tek tesirli bulonumuz var. Gövde kısmına geliyorum. Çift tesirli bulonumuz var. Biz bir seferde komple ya tek ya çift tesirli olarak hesap yapacağımıza göre nedir? Sistemdeki en düşük tesir sayısına göre hesap yapacağız. Yani en düşük tesir sayısı tek tesirli olduğuna göre demek ki tek tesirli bulon hesaplaması yapacağız. Tabi bulon sayısını da yaparken ne yapacağız? Bir tane çift tesirli, iki tane tek tesirliye denktir. Neden? Çünkü bir tane tek tesirlide bir tane kayma alanı varken bir tane çift tesirlide iki tane kayma alanı vardır. Yani sistemin tamamı için de hesap yaptığım zaman bunu dikkate alacağım. Buna göre gideceğiz. Kaynaklı eklerimize geldiğimiz zaman kaynaklı ekleri üç farklı şekilde yaparız. Kütek, enine levhalı ek ve lamalı ek. Küteke baktığımız zaman küt kaynaklı yapılan ektir. Yani nedir? Şurada profilimizin boyunu uzatacağız. Eklememizi şurada yapıyoruz. Alın alına getirip bir arayı kaynakla dolduruyoruz. Fakat pek fazla tercih edilmeyen bir şeydir. Tercih edilmemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de nedir? Malzemenin nemliyet gerilmesiyle kaynağın nemliyet gerilmesi eşit değildir. Kaynağın nemliyet gerilmesi malzemenin nemliyet gerilmesinden daha düşüktür. Şu arayı sadece kaynakla doldurduğum zaman ne olacaktır? Buradan gelen yükü
kaynak şöyle kesit olarak baktığımız zaman aynen kaynakta şu şekilde kesit oluşacaktır. Rahat bir şekilde aktarabilmesi lazım. Emniyet gelmesi düşük olduğuna göre nedir? Ha, o zaman tam olarak aktaramayacaktır. Çok fazla da tercih edilmesi dediğim gibi. Kaynak en kesit alanını artırmak için şu başlık kısmında dairesel olarak bir boyun kısmı açılır ve burasını da kaynakla doldurarak daha geniş şurada bir kaynak alanı elde etmeye çalışırız. Şurada bir basitçe bir örnek vermişiz. ST37 birinci yükleme hali için baktığımızda küt kaynak dikişleri röntgenle müayene edilmiyor. Normal gerilmesi 1100 kilogram bölü santimetre karedir. Emniyet gerilmesi bunun yarısını alıyoruz. 550 kilogram bölü santimetre kareyi düşürüyoruz. Bundan sonra şöyle bir kıyaslama yapalım. Burayı kaynakla doldurduğum zaman profille aynı şekli alacağı için, aynı kesite sahip olacağı için kaynağın kesitiyle profilin kesitinin aktaracağı kuvvetlere bir bakalım. Burada P kaynak ve P profil dedik. A kaynak çarpı sigma kaynak emniyet bölü A çarpı yani profilin alanı çarpı sigma emniyet değerimiz. Emniyet gerilmesi ne kadardı? 550 aldık. ST37 birinci yükleme hali için taşıyıcı elemanın emniyet gerilmesi ne kadardır? 1400'dür. Şurada dedik ki profille kaynak aynı kesit şeklinde alacağı için ikisinin alanda birbirine eşit olacaktır. Alanlar birbirini götürdüğümüzde şuraya baktığımız zaman 0.39 çıkıyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Eğer küt ek yapmışsak, burada gördüğümüz gibi küt ekle bir kaynakla birleştirme yapmışsak, normalde profilin taşıyacağı yükün ancak %39'unu buradaki kaynak aktarabilir. Daha büyüğünü aktaramaz. Eğer daha fazla yük gelirse o zaman ne olacaktır? Kaynağımızda kırılmalar, çatlamalar meydana gelecektir. Bu sebeple de dediğim gibi pek fazla tercih edilmez. İkinci olarak enine levhalı ek. Enine levhalı eke baktığımız zaman ek yapılacak yerde profilin alın kısmına bir levha getirilir. Bu levhaya profil kaynak edilir. Ve diğer tarafa da devam ettireceğimiz profil kaynak ettirilerek ek yapılır. Burada kaynak ne oluyor? Köşe kaynağı oluyor. Küt kaynak olmuyor. Çünkü neden? Küt kaynak sadece alın altına getirilen malzemelerde oluyordu. Arayı kaynakla dolduruyorduk. Yani yine kaynak kalınlığına baktığımız zaman maksimum olarak 0.7 T-minimum değerini alırız. Ve buradaki levhadaki kaynak alanıyla profil alanını kıyasladığım zaman da kaynak alanımız profildeki kesit alanının yaklaşık 1.4 katı olur. Şurada şekil üstünde baktığımızda şuradan profilimiz getirdik. Araya levhamızı bıraktık. Bakın şu levhamız ve profili levhaya kaynak ettik. Diğer taraftan da bu profili kaynak ettik ve devam ettirdik. Bu durumda acaba profilin taşıyacağı yükün yüzde kaçını taşır? Buna bakarsak yani P kaynak bölü P profilimiz eşittir ne olacak? A kaynak çarpı sigma kaynak emniyet bölü A profil çarpı sigma emniyet değerimiz. A kaynak neydi? 1.4 A profile denkti. Hemen bunu burada yerine yerleştirelim. Profil alanları birbirini sadeleştiğinde geriye 0.90 kalıyor. Yani burada nedir? Şuradaki profilin taşıyacağı yükün eğer levhalı birleşim yapmışsak kaynağın aktaracağı yük en fazla %90'adır. Daha fazlası değildir. Buna göre de ne yapacağız? Mutlaka düşünüp değerlendirip kaynağımızı ona göre yapacağız. Ve gelen yükü de ona göre ayarlayacağız mutlaka. Tabi ayarlama imkanımız da yoksa o zaman ne olacaktır? Bu tip kaynaktan ekten vazgeçeceğiz. Üçüncü olarak lamalı ek. Lamalı ek en fazla uygulanan ek şeklidir. Kaynaklı olarak en fazla yaptığımız budur. Tıpkı bulonlu birleşimlerde olduğu gibi. Ne yapıyoruz? Bulonlu birleşimlerde dedim yaptığımız gibi ek levhalar, ek parçalar bırakıyoruz. Orada bulonla birleştiriyorduk. Bakın şurada tekrar bu şekle dönersem. Bakın aynı şey
Burada sadece blonla birleştirmişiz. Bu tarafa geldiğimiz zaman nedir? Kaynaklı birleştirme yapıyoruz. Burada da köşe kaynaklı olarak birleşim yapıyoruz. A1 kaynağı, şu kısımlar da yine A1 ile eşit olacaktır. Başlıktakileri de 2 nolu kaynak olarak A2 kaynağı olarak aldık. Normal kaynak hesaplaması yaparız. Köşe kaynak hesaplamasından gideriz. Burada dikkat edeceğimiz şu boyutlar kısmında. Nedir? Köşe kaynağın emniyetli olarak yapılabilmesi için birinci parçayla ikinci parça arasında en az şuradaki kaynak kalınlığının 3 katı kadar mesafe olması şarttır. Eğer şuradaki kaynak kalınlığının 3 katından daha az olursa o zaman kaynağımızda istenmeyen sonuçlar meydana gelebilir. Bu sebeple ne yapıyoruz? Aradaki mesafe en az şu kaynak kalınlığının 3 katı kadar olmak zorunda. En az. Ayrıca kaynak boyunu hesapladığımız zaman şuradaki 2 nolu kaynağın kaynak boyuna da baktığımız zaman B değerinden küçük veya eşit olmak zorundadır. Ek parçalar işin içine girdiği zaman hesaplamalarımızda artık bazı şeyler de gelecektir. Tıpkı perçinli bulumlu birleşimlerde olduğu gibi. Tabi burada ne vardır? Burada perçinler için veya bulun için yuva açılmadığı için ne olacak? Zayiat meydana gelmeyecektir. Hani bulunduğu birleşimde ne diyorduk? Ek parçaların net alanı ana profilin net alanından büyük veya eşit olacaktır diyorduk. Tabi orada ne yapıyorduk? Net alan diyoruz. Yani zayiatı düştükten sonraki alan. Ama burada öyle bir şey yoktur. Çünkü neden? Herhangi bir şeyde zayiatımız yoktur. Toplam alandan gideriz. Ne yaparız? Ek parçaların toplam alanı ile ana profilimizin toplam alanını karşılaştırırız. Ve bu durumda yine ek parçaların toplam alanı ana profilin net alanından büyük veya eşit olmak zorundadır. Bu şartı mecburen sağlayacak. Tıpkı bulonlu birleşimlerde olduğu gibi. İkinci olarak ne vardı? Ağırlık merkezi. Yine lamalı eklerde nedir? Buna bakacağız. Ana profilin ağırlık merkezi ile ek parçaların ağırlık merkezinin çakışmasını isteriz. Ve yine burada belirtiyoruz. 3 mm toleransa kadar izin veririz. Eğer buradaki iki şartı yani alan ve ağırlık merkezi şartını sağlamıyorsak kaynak hesaplamasına hiç geçmeyiz. Çünkü artık kaynak hesaplamasını yapmamızın hiçbir anlamı, manası kalmamıştır. Bu iki şartı sağladıktan sonra bu sefer geçeriz kaynak hesabına. Kaynak hesabında yine neyi önemlidir? Şuradaki kaynakla ne yapmışız? Bu levhayla ana profilin başlık kısmını birleştirmişiz. Yani şurada teminumu yine belirleyeceğiz. Yine kaynak kalınlık değerimizi alacağız. Buna göre bir hesap yapacağız. Tabi buradaki hesap yapacağız dediğim zaman P değeri olarak ne alacağız? Her parça kendi kesit alanıyla orantılı olarak yükü karşılayacaktır. Yani buna gelen yükü şuradaki kaynakların çok rahat bir şekilde aktarması şarttır. Buna bakacağız. Acaba bunu aktarır mı, aktarmaz mı? Eğer aktarıyorsa hiçbir şekilde meselemiz yoktur. İşlemimizi orada bitiririz. Evet arkadaşlar, bu dersimiz bu kadar. Burada genel olarak bir daha bakarsam çekme çubuklarının eklerini verdik. Ne şekilde yapılır? Bulonlu veya perçinli olarak bunlarda dikkat edeceğimiz şeyler ne olacaktır? Bulonlu birleşimde veya perçinli birleşimde de aynı şey vardır. Tabi yine belirtiyorum. Perçinli birleşim pek kullanılmaz. Eklemelerde artık yani bulon ve kaynak kullanılmaktadır. Her zaman iki tane şartımız vardır. Bulonlu birleşimde mutlaka bu iki şartı sağlaması gerektir. Birincisi ek parçaların net alanının ana profilimizin net alandan büyük ve eşit olması. İkincisi ise nedir? Delik zayiatı hiç düşünmeden ağırlık merkezinin çakışmasıdır. Yani ana profilin ağırlık merkezi ve ek parçaların ağırlık merkezinin çakışmasıdır. Tabi biz bunu isteriz, çakışmasını isteriz. Fakat nedir? Çakışmıyorsa da 3 mm'ye kadar bir tolerans veririz. Bu iki şart sağladıktan sonra bir sistem için bir de ek parçaların her birisi için bulon hesaplaması yaparız. Ek parçaların hesaplamasını yaptığımız zaman eğer mevcut bulon sayısı yeterli ise
ek bloğuna ihtiyaç yoktur. Fakat mevcut bloğun sayısı yetersiz kalıyorsa o zaman bir de ek bloğun atarız. Kaynaklı birleşimleri 3 farklı şekilde yapıyorduk. Çekme çubuğun eklemelerinde kaynaklı birleşim olarak yapacaksak küt kaynakla yapılan ek, enile levhalı ek, bir de lamalı ek olarak ayırıyorduk. Küt ekle yapılan kısmı pek tercih etmiyoruz. Çünkü ana profilin taşıyabileceği yükün en fazla %39'unu karşılayabiliyordu. Pek fazla tercih etmediğimiz bir şeydir. Enile levhalı eke baktığımız zaman küt eke göre daha iyidir. Fakat yine gelen yükü %100 aktarmaz. Nedir? En fazla aktaracağı gelen yükün %90'ıdır. Yani ana taşıyıcı profilin taşıyabileceğinin en fazla %90'ı taşınır. Buna göre bir hesap mı yapacağız? Sistemin taşıyacağı yükü belirliyorsam normal taşıyıcı elemanımızı, yani ana profilin taşıyacağı, karşılayacağı yük hesaplanır. Bunun %90'ı alınarak sistemin tamamında deriz ki nedir? Bu %90 kuvvet etkili olacaktır. Buna göre hesabımızı yapacağız. Lamalı eklere geldiğimiz zaman bulunduğu birleşimlerde ki gibidir. Yani nedir? Ek parçalar kullanarak kaynak yapıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz şey nedir? Kaynak yapıldığı zaman burada yine köşe kaynağı oluşuyor. Köşe kaynağını yaptığımız zaman parçalar arasında, parçaların uçları arasında 3A kadar mesafe olması lazım. Burada da yine 3A kadar mesafe olacak. Bu kısımda da 3A kadar mesafe olması şarttır. Buna bakacağız. Ayrıca ek parçalar işin içine girdiğine göre ek parçaların net alanının ana profilin net alanından büyük veya eşit olmasına bakacağız. Birinci şart olarak. İkinci şartımız da ağırlık merkezlerin çakışmasını istiyoruz. Yine dediğim gibi çakışmıyorsa da 3 mm'ye kadar tolerans sağlanır. Bu ikisi sağladıktan sonra kaynak hesabına geçiyoruz. Yani başlık levhamız için pek kuvvetini hesaplarız. Ne dedik? Tıpkı bulonlarda olduğu gibi her parça kendi alanıyla orantılı olarak belli bir yük taşır. Taşıdığı yükü ne yapacaktır? Kaynaklar vasıtasıyla taşıyacaktır. O zaman demek ki kaynaklarımız mutlaka ne olacaktır? Buradan gelen yükü karşılayabilecek durumda olmak zorundadır. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitmiştir. Soru çözümlerinde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Başarılar.